Ekranda 5'i irrasyonel olan 6 tane sayı var. Yani bu sayılar tam kare olmayan bir sayının kare kökünü içeriyorlar. Ve bu videoda hesap makinesi kullanmadan bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamamız gerekiyor. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu duraklatın ve soruyu benden önce kendi başınıza bir deneyin. Size bir de ipucu vereyim. Bu sayıların kare kökünü hesap makinesi olmadan bulmak oldukça zor diye düşünüyorsunuz değil mi? Yani mesela 2'nin karekökü 1 virgül bir şey bir şey bir şey olacak ama 3'ünki de yine aynı şekilde 1 virgül bir şey bir şey olacak, değil mi? Peki acaba bunu yapmanın daha kolay bir yolu var mı? Diyelim ki a'nın 0'dan büyük bir sayı olduğunu biliyoruz ve eğer a b'den küçükse a'nın karesi de b'nin karesinden küçük olur öyle değil mi? Kısacası pozitif bir sayı eğer başka bir pozitif sayıdan küçükse o sayının karesi de diğer sayının karesinden küçük olur. Bunun için tam kare olmayan sayıların kare köklerini karşılaştırırken aslında o sayıların karelerini karşılaştırabiliriz. Çünkü sayıların kareleri irrasyonel olmayacak. Bunu yaptıktan sonra da hangisinin daha küçük olduğuna karar verip bir sıralama yapabiliriz. Bu sayıların karelerini karşılaştırmakla kendilerini karşılaştırmak aynı şey. Evet, gelin başlayalım. Neden bahsettiğimi anlayacaksınız. Öncelikle bu sayıların karelerini alacağım. Bunun karesini 4 kare kök 2 çarpı, 4 karekök 2 olarak yazabiliriz, değil mi? Çarpma işlemini de istediğimiz sırayla yapabileceğimize göre, 4 çarpı 4, çarpı, karekök 2, çarpı, karekök 2. Evet, ne etti? 4 kere 4, 16. Karekök 2 çarpı karekök 2, 2. 16 kere 2 de 32. 2 kare kök 3 için de aynı mantığı kullanırsak, bunu biraz daha hızlı yapacağım. 2 kare kök 3'ün karesini alırsak, 2'nin karesi çarpı kare kök 3'ün karesi. 2'nin karesi 4, kare kök 3'ün karesi de 3. 4 çarpı 3 de 12. Evet, 2 kare kök 3'ün karesi de 12'ymiş. Eğer bu yaptıklarım kafanızı karıştırdıysa şöyle düşünün. Bu sayının karesini almak için bu ikisinin ayrı ayrı karelerini alıp bulduğumuz sonuçları birbiriyle çarpabiliriz. Zaten bu söylediğim bir önceki sayıda daha detaylı bir şekilde yaptım ve sonucu nasıl bulduğumuzu gösterdim. Çarpmanın sırasını değiştirip önce 4 ile 4'ü çarpıp 16, sonra da karekök 2 ile karekök 2'yi çarpıp 2 bulduk. Devam edelim. Bunun karesi ise 3'ün karesi yani 9 çarpıp Karekök 2'nin karesi yani 2'den 18. Karekök 17'nin karesini bulmak zaten çok kolay. Karekök 17'nin karesi ne edecek? 17. 3 karekök 3'ün karesi 3'ün karesi yani 9 çarpı karekök 3'ün karesi yani 3'ten 27. Ve son olarak 5'in karesi 25. Şimdi bunları küçükten büyüğe doğru sıralarsak karesini aldığımda en küçük sayısal değer neydi? 32, 12, 18, 27 ve 25 arasında en küçükleri 12. Bunun için karesi alınan bu pozitif sayılar arasında en küçüğünün 12 olduğunu söyleyebiliriz. Yazalım. 2 karekök 3. Evet, sıradaki 12'den sonraki en küçük değer 17 olduğuna göre karekök 17, 2 karekök 3'ten sonraki en küçük sayı. Karekök 17. Sonra 18'e geliyoruz. 18'in karekökü 3 karekök 2. Bunu da yazdık. Sonra 25 geliyor. 25'in karekökü 5 olduğuna göre listeye 5'e ekliyoruz. Evet 5'i de yazdık. Geriye 27 ve 32 kaldı. 27, 32'den küçük olduğuna göre 5'in yanına 3 karekök 3. Ve en sona da en büyük sayı olan 4 karekök 2'yi yazıyoruz. Evet, işte bu kadar. Gördüğünüz gibi aralarında irrasyonel sayıları olan bu sayıları hesap makinemiz olmadan da sıralayabildik. Şahane.